Efendim herkese merhabalar. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Gerçekten pandeminin ne demek olduğunu ben bu hafta anladım. Herkes hasta. Zaten Dünya Sağlık Örgütü bunu açıklamıştı. Önümüzdeki birkaç hafta içinde Avrupa'nın yarısı omikron varyantına yakalanacak demişti. Nitekim oldu. Ya etrafımda birçok insan hasta. Ben de bu geçtiğimiz günlerde hastaydım. Bunun adı omikron mu değil mi bilmiyorum. Test yaptıracağım. Eğer omikronsa ben bütün tuşlara bastım. Korona oldum. Bütün aşıları oldum. Bir ara grip gibi bir şey oldum. Sonra bunu oldum. İçiyorum arada falan. Sürekli seyahat, işler, güçler, durmadan çalışıyorum. Sürekli bir sosyalleşme söz konusu. Bir sürü derdim tasam var bunun yanında. Buna rağmen yaşıyorsam insan kolay kolay ölmeyen bir canlı dedikleri doğru. Yani ölemedik yani. Tabii herkesin aklında aynı soru. Yani Sayın Uğur Şahin, özlem türeci ve diğer aşı mucitleri. Eğer aşılı böyleyse bu hastalık, aşısız ne olacaktık biz? Ölecek miydik? Eğer öyleyse sağ olun. Öyle değilse ne yaptınız siz bize? <laughs> İlginç bir dönemden geçiyoruz yani bu, bu, bu dönemi yani bu 2020-2022 arasındaki bu dönemi umuyorum ki 23'e sıçramayacak çünkü tabiat kendi aşısını yapıyor yani o mikrondan kurtulan kurtulacak yani artık ölen ölecek yapacak bir şey yok galiba saldılar çünkü herkes bir şekilde o çok zenginleri söylemiyorum ya da çok kafası çalışıp evden para kazanabilen ve hiç dışarıya çıkmayan insanlar var onlara onlara bir şey demiyorum yani onlar yani olan yoksulları oldu biz Emrah Cilesun'la bir video çekmiştik ta başında daha hiç kapanma falan yoktu Emrah abi her zaman olduğu gibi en doğru lafı o zaman etti mişti? Olan yine yoksulları olacak demişti. Ölenlerin de sosyoekonomik durumuna bakın. Çoğu yoksul insanlar. Çünkü yoksulun şöyle bir lüksü yok. Evimde oturayım. Getire söyleyeyim. Gorillas'a söyleyeyim. işte Liferando'ya söyleyeyim. Ya da ne o Türkiye'deki trend yola söyleyeyim. Onlar getirsin. Yemek sepetine telefon açayım ya da internetten. Onlar getirsin. Yiyeyim, içeyim. Oh! Buradan da çalışırım. Bunu yapabiliyorsanız gerçekten dünyadaki birçok insandan şanslısınız. Çünkü çoğu insan bu dönemde bunu yapamadı. Yani siz o yemek getirenlerin hepsi de insan. O kargo elemanlarının hepsi insan. Taksiciler, Über şoförleri, fabrikada çalışanlar, üretim zincirindeki herkes ya da bu tedarik zincirinde çalışanlar da insan. Ben de evden çalışma özgürlüğü olan bir insan değildim. Yani sürekli koşturmak zorunda olduğum bir dönemdi. Sürekli sosyalleşmem gereken bir dönemdi ve bütün hastalıklara yakalandım yani. Bütün virüsleri biz yendik, İnsanlar evde oturdu, pandemi bitti falan. Yani bundan daha büyük bir, yani neresinden baksan adaletsiz değil mi yani? Almanya'da durum bu. Yani Almanya'da şu anda iki aşılılara test istiyorlar. 3 aşılı değilsen hiçbir yere giremiyorsun. Çoğu yer aşılı olsan bile test istiyor. Her evde hasta var. Yani benim etrafımda hasta olmayan ev yok yani neredeyse. Ve zor atlatıyor insanlar. Ağır geçiyor yani. Hani aşı falan herkes bunu sorguluyor şu an. Tekrar söyleyeyim başta anlaşılmadıysa. iki seçenek var. Ya bu aşılar hiçbir işe yaramadı. iki ya da gerçekten aşılı olmasaydık hepimiz bu hastalıktan ölüp gidecektik yani. O kadar ağır atlatıyor insanlar bu hastalık. Almanya'da durum bu. Tabi haber Türkiye'de. Yani her zaman Türkiye'deydi de ben geçen bir arkadaşıma dedim ki hani Türkiye'de sorun Türkiye'de falan dedim işte. Her zaman öyleydi dedi. Ne zaman değildik? 30 sene önce de Türkiye'deydi sorun. Türkiye sorunlar ülkesi yani. Mesela, mesela ben söyleyeyim mesela Almanya'nın Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier bir domuz. Kaydet baba bunu gönder Steinmeier'e ya da Alman polisine bunu gönder. Almanca da söyleyeyim hatta. Bundespräsident Frank Walter Steinmeier ist ein Schwein. Gönder. Alman Cumhurbaşkanı bir domuzdur. Abi herifin umrunda değil ya. Şafak ona domuz demiş. Ya da ne bileyim yani. Bunda Olaf Scholz ist ein idiot. Alman Başbakanı bir aptalın tekidir falan. Abi siyasetçi hakarete de maruz kalacak. Lafa da maruz kalacak. Siyasetçi olduysan bunlara katlanacaksın yani. Ya ben demiyorum ki bu söylensin tamam mı? Bunun da taraftarı değilim. Yani Sedef Kabaşı ben tanımıyorum. Eski röportajlarından biliyordum. Yeniden o dünyaya gelmiş gibi böyle yeni şeyler yapıyormuş. Ben bilmiyordum onları. İzlerim bakarım bu akşam. Televizyonlara çıkıyormuş. Kendi YouTube kanalı var hiç haberim yok. Ne yapıyor bilmiyorum. Ama yani durduk yere de birine öküz demek demeye çalışmak. Yani diyorsan da öküzdür de yani. Bırak şimdi bunları. Yok Çerkez atasözüymüş falan. Bu da bana şey geliyor. Gerçekten tuttukları yerde çok doğru mu onu da bilemiyorum. Ancak her vatandaş siyasetçiye öküz diyebilmeli hocam. Bu kadar basit bu ya. Sen kendine öküz denmesini istemiyorsan siyasetçi olma o zaman. Bizim anamıza avradımıza sövüyorlar buradan. Biz siyasetçi falan da değiliz. Hiç kimsenin hayatıyla ilgili sorumluluk sahibi olmayan bir insanım ben. Bana ne ya? Ben YouTube'a bir şey çekiyorum. Benim hakkımda söylenilenler ya ben gibi birinin ya ben 110 bin abonem var ya. Gir ekşi sözlüğe ya. Bin tane entry var ya yarısı hakaret. Neler neler yazmışlar. Bana. Ya sana neler diyecekler tabii ki. Sen o ülkenin kaderini çiziyorsun. Steinmeier'e söylüyorum yani. <laughs> Diğerin diğeri. Diğeri çok tehlikeli abi. Diğerinin şakası yok. Faşizmin şakası yok. Faşizmin şakası olmaz. Faşizmle şaka yapılmaz. Bak Adem'le Havva'ya cahil dedi. Bak Adem Havva diye otel var Antalya'da. Seks oteli. Seks oteli. Porno oteli ya. İçeride bin Rus dansçı var ya. Adem Havva yaz. İngilizce Adem and Eve Otel mi? Öyle bir şey işte. Gir bak Antalya'da. Görsellere bas. Google'da çıkan resimlere bak. Otel bu adının böyle olmasını ta, değil mi Türkiye'de bir kurum bunu onayladı. Turizm Bakanlığı bunu onay verdi ki otel var. Ona bir şey demiyor. Sezen Aksu ne demiş? Ademle Havva'ya cahil demiş. Evet. Cahil ulan ilk insan. İlk insan zaten cahil olur. Ya taş devrinde de cahiller ondan çok sonra. Değil mi? Bu ilk insansa taş devrindeki insanın da dedesi bu değil mi? Ya, onu bırak bunların çocukları birbiriyle sevişmiş. Bugün var mı öyle bir şey yani? Sen anne baba olarak iki çocuğun birbiriyle sevişince ne yaparsın? Seks yapmış. O da çocuk yapmış. Cahil. <laughs> yani katıksız cahil hem de. Hocam doğru değil mi? İki insan var. Havva ile Adem var. Bir kadın bir erkek seviş Çocuk yapıyorlar. Sonra insanlık işte meydana geliyor. O çocukları seks yaptı. Yani ensest ilişki olmasa biz bugün bugünlere gelemeyeceğiz inanışa göre. Bu arada bu İslam'da da var, Hristiyanlık'ta da var. Yahudilikte de vardır. Zaten İsa Yahudi yani. 2022 yılında benim ülkemde konuşulan ve tartışılan konulara bak yani. Konu bu mu ya Türkiye'de? Şu anda Türkiye'de yeterli beslenemediği için sağlıksız yetişen nesiller konuşulmalı. Yeterince süt, yeterince meyve, yeterince vitamin alamadığı için, yeterince et yiyemediği için, yeterince iyi beslenemediği için sağlıksız büyüyen nesiller söz konusuyken, dil öğrenemeyen, bir dünya insanı olarak yetişemeyen insanlar söz konusuyken, kötü üniversiteler, kötü okullar, eğitimsiz üniversite mezunları, üniversite mezunu geldi buraya bir arkadaş, üniversite mezunu kendi işini yapamadı, el işçiliğiyle bir şeyler yapacak falan. Eski bizim gelenler gibi harıl harıl çalışacak ki burada kalabilsin mücadele. Çünkü Türkiye'de aldığı tahsil beyin minel bir tahsil değil. Denkliği yok. Kadına şiddet bir taraftan, insana şiddet bir taraftan, sokak hayvanlarının durumu bir taraftan, sokak hayvanlarına maruz kalan insanlar bir taraftan, ahlaksızlık bir taraftan, siyasi çöküntü bir taraftan, ahlaki çöküntü bir taraftan, ekonomik çöküntü bir taraftan, ailenin çöküşü bir taraftan. Böyle bir dünyada konuştuğumuz şey bak Sezen Aksu Adem'le Havva'ya cahil demiş. <laughs> Allah aşkına. Ya Allah aşkına. Ya bu kadar. Ya vallahi komik ya. Vallahi komik ya. Ya sırf Kürt olduğu için, Kürt siyasi hareketinde olduğu için 16 bin kişi hapiste aldığı emir yüzünden, emri yerine getirdiği için. Diyeceksin ki karşı durabilirdi lan. Nasıl karşı duracaksın sen yani Türk Silahlı Kuvvetlerinin içinde nasıl emire karşı durur? Gerçekten bence durulmalı. Yani durulabilecek bir bireyciliğe geçmemiz lazım. Yani bugün komutanın bile emrini sorgulayabilecek insanlardan oluşmalı tabii ki ülke ya da o ülkenin ordusu. Ama öyle bir öyle bir dünya mı? Öyle yazmış bir tanesi köşe yazısı. İşte asker emre dur demeliydi. Bireycilik ordu ortaya çıkar. Tarihte var bunun işte onun muadilleri. Falan. Ya bir siktir git derler adam ya. Ulan çocuğa demişler ki gideceksin tankla duracaksın terör eylemi var gitmiş. Onlar şimdi hapiste. 5 yıldır 6 yıldır. Bebekli kadınlar hasta insanlar hapiste ya suçsuz yere. Ama bizim konuştuğumuz şeylere bak. Bir kadın gazeteci saçma sapan bir söz söylemiş. Yani bak tekrar söylüyorum söyleyebilmeli ama niye söylüyorsun anladın mı? Söylemiş ben söyledi, niye söylediğini anlamadım orada. Söyleyebilir. Bak bununla ilgili para cezası bile verebilirsin. Ya bilmiyorum Almanya'da olmaz. Almanya'da siyasetçilere hakaret edebiliyorsun. Ama bir insana edersen siyasetçi olmayan birine böyle hakaret edersen para cezası keserler. Bu kadar. Ödersin parasını bitti. Bununla ilgili herhangi hangi bir hapis işlemi olmaz, gözaltı olmaz, evinden alma olmaz. Hangi devirde yaşıyoruz ya? Yani? Bak o işin iktidar falan tarafı. Bu tarafta da partizanlar var. Geçen Ekrem İmamoğlu bir açıklama yaptı. İşte bu askıda fatura var ya, bununla ilgili ödül almış. Sevindirici bir haber. İşte günün güzel haberi falan diye bunu veriyor. Abi bununla ilgili sevindirici haber denir mi ya? Ya bu sadaka kültürü. İnsan, insan onuru dedim ya bir önceki videoda bahsettim. İnsan onuruyla faturasını ödeyebilmeli. Neden bir başkası birinin faturasını ödesin? Böyle bir düzen mi sizin kurmak istediğiniz? Ve son sonra bu bundan başka şansın yok ve bu ödülü aldın. Şöyle versene şu haberi. Üzülerek böyle bir projeden ödül aldın. Halkımız bunu hak etmiyordu desene. Bunu kutluyor adam. Ben dedim ki bu kutlanmaz. Bu insan onuruna aykırı. Bu sayede faturasını ödemiş insan bunu okuyunca rahatsız olur. Şuraya bak ya bizim üzerimizden prim yapıyor der bunu. En basit anlamıyla. En basit haliyle bunu der. Bunu eleştirdim ve dedim ki işine gelmeyen varsa ben Almanya'da böyle öğrendim dedim. Siyasetçi oturduğu koltuğun hakkını eleştirileri göğüsleyerek ödeyecek. Eğer eleştiri kaldıramıyorsan siyasetçi olma kardeşim. Başkası yapar dedi. Dedim. İşine gelmeyen çıksın takipten dedim. 100 kişi çıkmış. Yani Ekrem abi falan diye böyle savunuyor. Adam. Ekrem abi bu. Ekrem abi kim oğlum? Ekrem abi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Ekrem abinin ya da Süleyman abinin ya da Mansur abinin ya da Recep abinin tek gayesi çocuklarını kurtarmak, ailesini kurtarmak. Kendi şahsi ikbali. Ekrem abi kim oğlum? Manyak mısınız oğlum siz? Kafayı mı yediniz ya? Oğlum bu nasıl bir insan? Yani bu nasıl bir coğrafyada yaşamak zorunda? Hani ya coğrafya kaderdir'den vazgeçtim. Sırrı Süleyman'ın dediği gibi. Gerçekten coğrafya kederdir ya coğrafyanın kaderinden vazgeçtim. Böyle bir keder yok hocam. Yani Sioran'ın şu sözü bana kılavuz olmasa gerçekten konuşmayı bırakacağım. Sioran diyor ki dertlerinden, acılarından ve travmalarından ancak konuşarak, konuşarak ya da yazarak fark etmez. Onları ifade ederek onlardan kurtulursun. Çünkü sen onları dile getirdiğinde, onları ifade ettiğinde onlar seninle bağını keserdi. Gerçekten ben böyle 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 prangalarımdan kurtuluyorum. Bu benim kurtuluş reçetem. Size de öneririm. Türkiye ile ilgili, Türkiye'de yaşadığımız acılarla ilgili, orada yaşanan saçmalıklarla ve cehaletle ilgili bütün aklımızdaki ve bütün heybemizdekileri söylemeden bize bu dertlerden kurtulmak yok. Biz bu dertlerden kurtulmadan bir dünya insanı vallahi olamayız. Vallahi ben istiyorum artık sadece yabancı müzik dinleyeyim, yabancı filmler izleyeyim, yabancılarla muhatap olayım. Bu cehalet. Sağ, sağ sadece sağcısında olsaydı amen. Ya solcusu sağcısından cahil. Solcusunun sağcısından cahil olduğu tek dünya ülkesi biz olabiliriz ya. Ulan aç bir dünya yok. Ne oluyor? Ne oluyor? Bu dünya buralara nasıl gelmiş? Bu kadar insan batıya niye bu kadar bu kadar acı çeke çeke gelmek istiyor? Bir okulan bir. Yoruldum. İyi gecesi.